Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle beraber Royal mücadelesinde en hızlı ve en güçlü şekilde nasıl 3 yıldız alınır bunu göstereceğim. tane tane anlatacağım. Eğer dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok kolay bir şekilde başarılı olursunuz. Videoma geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Harici bir kameram yok arkadaşlar şu anda. Ee, annem dışarı gitti. Onun telefonuyla çekiyordum. iki telefonla çekiyordum yani. Bu yüzden kusura bakmayın. Artık bizim bu etkinlik videoları hep bu şekilde olmaya başladı. Dediğim gibi tekrardan kusura bak bırakmayın imkanlar dahilinde çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ee, like atıp abone olursanız da çok çok sevinirim elleriniz dert görmesin diyorum hemen şöyle saldırıma geçip tane tane anlatacağım arkadaşlar Öncelikle şu bölgeden e, kraliçemizi bir tane pekka atıyoruz ve şifacıyı gönderdim arkadaşlar iki tane pekkayı bu bölgeden atıyorum buradan ise bütün madencilerimi göndermek suretiyle ateşliyorum Burada biraz geriden atın arkadaşlar madencilerde şifalanmasın şuradan şifalanmasın diyorum klonlanmasın madencilerimi ve balonlarımı yönlerdikten hemen sonra abi tam ortada cehennem kulesinin tam ortasında öfkemi patlattım atıcılarımı şöyle sağlı sollu olacak şekilde arkadaşlar iki yana dağılmasını istiyorum derken bir yana dağıldı olsun sıkıntı yok. Ee, şu an bütün ordum süratle içeriye süzülüyor görmüş olduğunuz üzere. İkinci öfkemi diğer Cehennem Kulesi'nin ortasına patlatmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, şurada patlattım artık bu diğer öfkemi de. Gördüğünüz üzere atıcılar, e, atıcılar diyorum donuz mendiller çok hızlı bir şekilde öfkelendi o bölgede. Ve şu an gerçekten süratli bir şekilde içeriye nüfus ediyoruz. Klan kalesi çıktı ama... Şöyle baktığımızda cehennem kulesidir. Efendime söyleyeyim bomba kuleleridir. İndi sadece bir tane bomba kulesi görüyorum orada. Yani şöyle bize gerçekten e, tehdit edilebilecek herhangi bir savunma binası da pek kalmış görünmüyor. Gerçekten çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane dikkat etmeniz gereken şey var. E, aslında bir tane arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey özür dilerim. Orada... Madencileri klonlamayın sakın şifacıları ve balonu klonlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz şifacıyı geriden atın demek istediğim o bazı arkadaşlar madencileri klonlayabilir çünkü. Eminim bunun olacağından yorumlara sizler yazmadan önce ben şimdiden söyleyin dedim arkadaşlar. Ee, ödülünüzü alın 50 yeşil taşa mı satarsınız artık küreğinizi kullanır mısınız o size kalmış bir durum. Şimdiden like atan, ellerinizi abone olan, ellerinizi güzel yorum yapan, ellerinizi <laughs> öpüyorum. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.